Merhaba arkadaşlar. En başarılı borsa kanalına hoş geldiniz. Bu gördüğünüz yakışıklı Yavuz Arslan Bey. Neymiş, ev alırım, arsa alırım, borsa kaybettiriyormuş. Borsa kaybettirmez. İnsan kendi kaybeder. Yatırım yapılırsa borsadan iyi kazanç yeri yoktur diyor. Evet, arkadaşın tercih ettiği hisseler Sasa, Soda, Korsa, Ereğli, Sarkoysan, Femis Piston, Aksa, Alka. Şimdi bunu 23 saat önce paylaşmış bunu. Fakat biraz aşağı gittiğimiz zaman mesela 10 Eylül'de de paylaşmış. 2 Eylül'de de paylaşmış. Burada Trakya'can Petkim de var. 29 Ağustos'ta da paylaşmış. 29 Ağustos'a göre bu hisselerin çoğu güzel prim yaptı. %10-20 neyse. Bir ay içinde %10-20'yi beğenen var, beğenmeyen var. Bana göre çok iyi bir şey ama kimisi beğenmeyebilir. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşın tercih ettiği hisseler gerçekten altta yazıyor, Türkiye'deki şirketler arasında parmakla gösterilecek şirketler ama ekonomik olarak dünyada bir sıkıntı var. Bu kadar sıkıntı içinde kar açıklıyorlar mı? Evet. Ne düşünüyorsun? O zaman alın demiş 19 Ağustos'ta. 19 Ağustos'a göre bu hisseler hepsi prim yaptı. Şimdi haklı olarak işte üstteki tweet'i atmış. Zarar ettirilmiş. İşte ev yerinde sayarken bu hisselerin %20-30 prim yapmasını gururla duruşuyla da göstermiş. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekeyim arkadaşlar, görüyorsunuz takipçi sayısı 45. Şimdi böyle uzun vadeli yatırımı tavsiye edenleri kimse takip etmiyor. Ankette görüyorsunuz arkadaşı takip edenler de onun gibi düşünenler. 9 kişi oy kullanmış, %56'sı, yani 6 kişisi temele bakarım demiş. 4 kişisi de 3 kişisi de neyse temettü. 9 kişiyi nasıl böyle yüzdelik bölmüş onu da anlamadım. Temettü demiş. Yani şimdi bu şekilde temel analizi ön plana alan, uzun vade al bekle stratejisi takip eden borsa yatırımcısı arkadaşların takipçileri yok. Size başka bir şeyi göstereyim. Örneğin Sasa, şu an arkadaşlar Sasa araştıralım dediğimiz zaman bakın grafik paylaşmış. Bu arkadaşımızın da şeyi gelmiş. Grafik. Bunun değil de başka bir hisse paylaşalım. Bununla ilgili herhalde mesela fazla bir grafik yok. Bazı hisseleri araştırdığımız zaman ne araştıralım? Femis Piston'a bakalım, onu da kimse paylaşmıyor. Benim takip ettiğim hisseler de kimse paylaşmıyor. Arkadaşlar millet daha çok neyi paylaşıyor? Garan diyelim bakalım ne olacak? Evet, grafik. Evet, grafik. Yani genel olarak gördüğünüz gibi takipçi sayısı çok olsun olmasın. Bir hissenin ismine girdiğin zaman Twitter'da hani temel analize yönelik fazla bir şey yok. Hep grafik olarak paylaşımlar var. Ve o grafiği paylaşanların takipçileri daha fazla oluyor. Şimdi Sasa ile ilgili az önce çok güzel bir tweet gördüm. Onu paylaşmak istiyorum. Umarım bulurum. Dur bulayım da öyle devam edelim. Uzan Bey'in 4000 takipçisi var. Uzan Bey temel analiz konusunda beğeniyorum. Arkadaşlar bildiri açık. Şu
tweet'i arkadaşlar çok dikkatimi çekti. Sasa, siz kendiniz de bakarsınız. Yeni bir yatırımını devreye almış. Bu 2020 yılında yıllık 500 milyon dolar ciroya katkısı olacak. Bu bilgi çok önemli arkadaşlar. POY ve tekstürize tesislerin inşaatı devam ediyor. Yani iki tane inşaat devam ediyor. Bir tanesini devreye almışlar. Bu PTA, MEG kapasitelerin iki katına çıkmış. Sase esas güçlü kılacak yumurtalıktaki polyester tesisleri 2.8 milyon ton. Mevcut Sase'nin 8 katı. İlk defa açıklanıyor. Yatırımlarda 3 milyar dolar artıp 11 milyar 600 milyon dolara çıkmış. Evet, 12 milyar dolara yakın bir yatırım yapıyorlar. Sase çok büyük yatırımlar yapıyor. Yumurtalıktaki chat raporu çıkmış. Hayırlı olsun. Demek ki uygundur diye şeyi almışlar. Rapor almışlar. Sasa Petkim'in 4.2 katı üretim kapasitesine sahip olacak diyor. Kendi şu an mevcut halinin de 12 katı büyüme olacak. Yani tabi bunu 2025 yılına kadar alıp sabretmek lazım. Bunlar yatırımların tamamı hatırladığım kadarıyla 2025 yılında tamamlanıyor. ...519.000 ton propilen üretimi yapılacak. Bu tesislerin 4-5 yıl vadede tesisin devreye girmesi beklenmekte. 4-5 yıl dedi, dediğim gibi 2025 yılında bu 12 kat kendi şu anki kapasitesinin üstüne çıkmış oluyor arkadaşlar. ÖTV alınmayacakmış bundan. Evet, kendilerine yabancı bir ortak bulmuşlar. PP tesisidir. Varank. Evet. Bağlantıyı yapmışlar yani. Evet arkadaşlar. Sasa ile ilgili çok olumlu gelişmeler olacak. Ama bu Sasa'yı alacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü burada amaç hisse alın ya da almayın değil. Bu şekilde arkadaşlar önceden bilgi toplayın. Yani ben o niyetle paylaşıyorum. Kendim de almıyorum. Bende de yok. Peki almadığım bir şeyi almanızı tavsiye etmediğim bir şeyi niye paylaşıyorum? Çünkü arkadaşlar Türkiye'de bazı firmalarda çok büyük gelişmeler oluyor. Ama buna rağmen satışlar geliyor, hisseyi satıyorlar. İşte o satışlar alım fırsatıdır. Mesela Mayıs ayında bu 5R'ye düşmüştü. Ben gerçekten canı yürekten almak istiyordum ama imkanlarım yoktu. Hisse o zaman 7 liraya çıktı 2-3 haftada. Yani 5 liradan alsaydım %40'ı 2-3 haftada kazanmış olacaktım. Burada amaç hisseler hakkında bilgi kültür sahibi olup böyle sert düşüşler olduğu zaman hisseyi tanıyorsan bir yerden dalarsın kademeli olarak. Örneğin 5.5'tan aldım 1000 lot, 5R'ye geldi 2000 lot, 4.5'a geldi 3000 lot. Yani ben küçük örnekler veririm. Herkes parasının %10'u 5 neyse o şekilde yatırımını yapar arkadaşlar. Ama Sasa'nın kapasitesini uzun vadeli bilmekte fayda var.
güzel bir grafik görmedim paylaşmak için arkadaşlar. Dolanıyorum. Kendi sistemime göstereyim en iyisi. Yani dediği rakamlar gerçekten Sasa için 12 kat ne demek? Yani şu an 6 aylık karı 500 milyon ve aslında normalde de kar etmiş sayılmaz. Çünkü bu 500 milyonun 300-400 milyonu hep vergi teşviği, KDV iadesi filan. Şu an Sasa kar etmiyor diye beğenilmiyor bazı kişiler tarafından, bazı yorumcular tarafından. Görüyorsun net karı 498 milyon. Şimdi piyasa defter değerinin 2,5 olması bunun fiyatının yüksek olduğunu gösteriyor. FK'sı da 6 normal. Fakat kimisi işte mesela az önce okuduğumuz haberde ne diyordu? 500 milyon dolar 2020'ye katkı sağlayacak şimdi devreye alınan fabrika. Bu 500 milyon dolar kaç Türk parasıyla kaç lira yapıyor, yüzde kaç getiri sağlıyor onu araştırıp öğrenmek lazım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. İşte benim bahsettiğim yer burasıydı. Bak hatta 4.78'e düşmüş. Mayıs ayında bakın. 4.78'den gördüğünüz gibi 7 liraya gitti. Mayıs, Temmuz'a 7 lira. 2 ayda ise 7 lira yapmış. 2 hafta değil de günlüğe çevirelim. Orası daha net görünür. Arkadaşlar ayrık farklı. Evet şuradan görüyorsunuz. Şuradan 4.78'e yapıp şöyle 5.12 açılış yaptığı zaman yukarıdan gideceği belliydi. Yani gün olarak bunu sayarsak çok da bir süre değil. Ama biz bir ay iki ay olsun. %40 çok büyük bir para. Bir iki ayda böyle bir kazanç. 100 bin lira koyduğunuz zaman işte 140 bin olur. Şu anda sıkışmış durumda grafik olarak. Yani bunu bir tarafa kıracak. Aşağı mı olur, yukarı mı olur bilmiyorum. Sasa yakında patlama yapacak arkadaşlar. Gevşerse alım fırsatı. Günlükte öyle diyor. Yani şu an çizemiyorum da göz karıyla siz de görüyorsunuzdur. Üçgen gibi olmuş oluyor. Şu an sıkışmış. 1-2 güne yani yarın olmasa pazartesi ya aşağı ya yukarı buradan kırılacak. Nereye gider bilemem. Ama seneye iyi olacağı için yukarı gitme ihtimali daha yüksek. Zaten 2018'den beri yatayı da burada 6.20 tam yatayı. Burayı yukarı kırarsa ilk hedefi 8 lira. Önce 7 çanağı tamamlayacak şurada. Burayı kırdıktan sonra da bir şu çanaklara gelecek. 7 zaten. 7'de önemli direnci var. 8.45 ondan sonra. Yani parası olan kademeli alıp korkmadan beklediği zaman bu Sasa artık önü açık. Bu yeni devreye aldığı fabrikayla cirosu artacak, karı artacak, FK'sı düşecek. Dolayısıyla burada kademeli olarak yani biraz buradan düşerse biraz oradan alınıp 1-2 yıl beklediği zaman güzel karlar olur. Yani bu 1-2 yıl dediğime bakmayın. İşte Mayıs'tan Temmuz'a kadar %40 yaptı. 2 ayda. Yani çok hızlı da çıkabilir. Hani şu an mesela 2 yıldır da 6 dolayında yataydadır. 2 yıl da sürebilir. Hisseler ne yapacağını kestirmek için müneccim olmak lazım. Ya çok iyi haber, çok iyi teknikten haberdar olmak lazım. Haberleri çok iyi analiz etmek lazım. Ya da müneccim olmak lazım. Bilemiyorum. Hisse ne zaman gider bilsem zaten kendim 8 köşe olurdum. Ama bu yatırım haberim bunu uçuracağı kesin. Yani uzun vadede borsaya yatırım yaptığımız zaman arkadaşlar. Bugün klima sandan bizi bayağı zarara sokmuşlar. Uzun vadede hisseler yatırım yapan, büyüyen, karı artacak olan hisseler zarar ettirmez. Evet, bugün uzun yatırımın önemine değinmek istedim. Arkadaşımız da
Uzun vadeli yatırımcı, uzun vade pek ilgi görmüyor Türkiye'de. Kimse 1-2 yıl bekleyecek durum yok diyor. O yüzden arkadaşlar, Sasa'nın kendi sayfasına girelim bakalım. İşte Adana'daki yerin resmi. Adana birincisi, Türkiye 77.'si. İşte ürünleri, bu iplikleri yapıyorlar. Bu devam eden fabrikayı görüyorsunuz. Ar-Ge çalışması, insan kaynakları. Şöyle bu naylon poşet ne varsa kullanılan hepsini Sasa yapıyor. Şimdi Türkiye'ye basalım. Evet, menü geldi. Yatırımcı ilişkileri bölümüne girip ortaklık yapısı yabancı birim geldi. Bakalım. Evet, Erdemoğlu Holding %84.80'a, diğerleri %15. Evet arkadaşlar, diğerleri dedi de herhalde borsa %15'i mi halka açıklık oranı? %15 de çok iyi. Ben halka açık oranı az olan hisseleri tercih ediyorum, seviyorum. Evet, raporlar. Mali raporlar. Mesela görüyorsunuz arkadaşlar, buradan istediğiniz döneme bakabilirsiniz. Şu şekilde 6 aylık raporuna girip SASA'ya bakabilirsiniz. Toplam varlıklar 5 milyar 502 milyon. Şöyle göstereyim. Geçen sene 4 milyarmış arkadaşlar. Aralık'ta 4 milyarmış. 4 milyar 151 milyon. Şu an 5,5'a ulaşmış toplam varlıkları. Borçları ne kadar? Borç 1 milyar borcu var. Uzun vadeli, kısa vadeli 2 milyar var. Dolayısıyla geriye 2 milyar şeyi kalıyor arkadaşlar. Öz kaynağı kalıyor. Demek ki bir sermaye artırımı yapacak kadar parası hala var içeride. Geçen sene 600'den 830'a çıkardılar. Sermaye artırımına gittiler. İstediği zaman bir artış daha yapabilirler. Brüt karı arkadaşlar 171 milyon gördüğünüz gibi. Brüt karı işte az. Brüt karı az olduğu için beğenilmiyor. 7 lirayı geçip gitmedi. Geri geldi. İşte brüt esas faaliyette daha da az. 140 milyon. Yani 800 milyona 140 milyon 6 ayda, yılda 280 milyon 300 milyon ediyor. Ama vergi iadeleri, KDV iadeleri filan derken dönem karı 498 milyon. Önce şeyde ne zaman? Nisan 2018'de Ocak'ta, önceki yıllara kıyaslamaya çalışıyorum. 282'ymiş arkadaşlar. 3 aylıkta sanırım. Diğerinde şurası 268, 224 geçen sene. Yani bu sene karda artış var. Bu kar şeyden kaynaklanmıyor. Esas faaliyet karı değil de vergi iadelerinden kaynaklanıyor. Çünkü bakın geçen sene 180 milyon esas faaliyet karı var.
Bu sene 140 milyon var. Bu esas faaliyet karının düşmesi işte o hissenin gitmesine engel oluyor. Onun için bu hisseye yatırım yapmak için uzun vadeli beklemek lazım. Yani bugün yarının gidecek diye kesin bir şart yok. Ama seneye bu fabrikanın karları yansıtıldığı zaman işler değişebilir. Düşüşler dediğim gibi ben daha çok hisseyi düşerken almayı tercih ediyorum. Yani bugün 6.20. Kimileri gelip bu gelecek olan karları önceden peşin peşin satın alabilirler. Karlar geldikten sonra fiyat yukarıda olur. Bizim gibi bakanlar geç kalmış olabilirler. O yüzden kademeli olarak buradan da alınabilir. Düşerken de alınabilir. Ama iyi olacak 2020'de. 2020'ye şurada ne kaldı ki? 15 ay kaldı. Yani 2020'nin 12. ayı bu karlar çok net olarak 500 milyon dolar. Çok büyük bir para. 2,5 milyar lira yapıyor. Şu anki satışları ne kadar? Şu anki satışlarına bakalım. Duran varlıklar. Şu anki satışlar hasılat. Arkadaşlar hasılat giderek artıyor. Bakın. Geçen sene 534 milyonmuş. Şu an 1 milyar 260 milyona yükselmiş. Şimdi hasılat bu kadar artmasına rağmen kar çok artmadığı için beğenilmiyor hisse. Kar niye artmıyor? Kar marjı düşüyor. Anlamadım. Yani sen 500 milyona 132 milyon kar edeceksin. 400 milyona maliyet var. 1.260 iken 171 milyon karı var. İşte hissenin uçup gitmemesinin sebebi bu. Kar 2 kat artmış. Yani şey hasılat. Yani 534'ten 1 milyar 270 260 milyona yükseltmiş. Ama kar o şekilde artmamış. Şimdi 500 milyon dolar ne yapar arkadaşlar? 6 ile çarpsak 3 milyar. 3 milyar Türk lirası. Zaten önceki de 1.200 4 milyara çıkacak satışlar. Seneye 12. ayda 4 milyara tabii dolar 5 lira olur farklı olur. Dolar 7 lira olur farklı olur. Aşağı yukarı 4 milyarlık bir satış olacak. 4 milyarlık kar marjı ne arkadaşlar? Kar marjını bulabilseydik bir yerden ne kadar kar geleceğini biz de tahmin edebiliriz. Evet, kar marjını bazıları yazıyor. Yani kar marjı %5, %10 olsa 400 milyon kar olur. Yani şu an 170 ya, bu 170 milyon 400'e çıkar. 170'e bile 500, 140 netlik karı var. Bu %10 kar marjıyla aşağı yukarı çalışmış oluyor şu an. 140 milyon esas faaliyet karı olduğuna göre %8'e düşüyor kar marjı. 4 milyarın %8, 320 milyona çıkacak karı. 340 lira şeyi var, vergi iadeleri falan var. O vergi iadeleri de KDV vergisi şu bu. Onun 360 yani 4'te 1'i oluyor satışların aşağı yukarı. Vergi iadeleri. Arkadaşlar 1 milyar 1,5 milyara kar çıkarsa hisse başı 2 lira kar. 2012 yılında 2020 yılının 12. ayında bu hisse 12 lira olabilir arkadaşlar. %100 kar potansiyeli taşıyor. Benim kafadan hesaplamalarıma göre. Sasa seneye 12. ayında 12 TL olabilir. Şu an 15 aylık bir sürede %100 kar, yani %100 hissenin yükselme potansiyeli var. Ben biraz burada alabilirim. Biraz da düşünce alabilirim. Çünkü diğer hisselerimin durumuna göre karar veriyorum. Ama bunu artık gözlemime aldım bu hisseyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece hisseleri böyle araştırarak, düşünerek, bilerek yatırım yapmamız gerektiğini göstermek için paylaşıyorum.